Bismillahirrahmanirrahim. Babur recul. Babu. Er-reculu yedhulul mescide. Vel imamu fi salatil fecri. Velem yekunu raka ayerke'u evla yerke. Babu er-reculu yedhulul mescide cümlesine mudaf. O cümle mehalli Arap'ta babın mudafi değil. Er-reculu bir adam yedhulul mescide mescide girer. Vel imam halbuki imam fi salatil fecri sabah namazındadır. وَلَمْ يَكُنْ رَكَى İmam da rükû etmedi. Evet. وَلَمْ يَكُنْ يَرْ رَكَى Yani imam rükû etmedi değil, manasında değil, yanlış söyledim. İmam namaz da وَلَمْ يَكُنْ رَكَى O adam namaz kılmadı, yani sünneti kılmadı. Bir adam girdi ki imam sabah namazını kıldırıyor, kendisi de sünneti kılmamış. وَلَمْ يَكُنْ رَكَى dedi ki bu. اَيَرْكَعُ O adam sünneti kılır mı? اَوْلَا يَرْكَعُ Kılmaz mı? Burada ihtilaflı ya. Diğer mezheplerde içeri girsin ki imam sabah namazında katiyen koymazlar. Namaz kılana da hücum ederler. Hemen imama. İmamı ikta ettir. Şimdi bu sabah namazında bizim de mezhebimiz böyle mi? Başka değil mi? Bizde de yok. Sen imamın bakarsan selamdan evvel namaza kavuşabileceksin. Camının bir tarafında, geri taraflarda sünneti kılıp sonra gelip ikta edeceksin. Yalnız benim başımdan geçti, bu bazı bilmeyenler de doğru. Mekke-i Mükerreme'de gittim. Gittim, sabah namazında baktım yer de boş. Birinci safın peşinde, ikinci saftaydım. Yer var, hemen gittim orada. Zaten İmam Süreyi uzun okuyor. Sünneti kıldım. Ama safta kıldım, cemaatin arasında kıldım. Ondan sonra da kalktım, ikta ettim. O vakıta kadar o meseleyi de bilmiyorum ben. Yalnız sünnet kılınacak. Sünnet kılınacak ama geride kılınacak, safta kılınmayacak o meseleyi bilmiyordum o vakit. Ben namazı kıldıktan sonra bir ihtiyar Hindinin birisi kalktı, kıyameti kopardı benim başıma. Sözünde tam anlayamıyorum ama bana söylüyor, bağırıyor, çağırıyor. Fakat adamın Vehhab olduğunu ben hissettim. Bu adam Vehhab zaten bunun işi en çok yapan onlar. Bağırıyor, çağırıyor, ben şükür ettim. Bu adam niye bağırıyor cemaatten birbirlerine sordular. Dediler ki bu sünnet kıldı da ona bağırıyor. Ya, tabii sonradan öğrendim ki benim orada hatam var. Sünneti kılacaksan geride kıl ondan sonra git. Bu hatayı yaptım ben. Fakat o adamın da öyle bağırması hata. Gelip yanıma oturacak meseleyi ben öğretecek. Böyle bağırıp çağırmakla emrin imkan olmaz. Bir gün medreseden çıktım. Öğünde vakti geçmiş. Geldim Harem-i Şerif'te namazı kılıp eve gideceğim. Elimde çantayı, kitapları koydum yanıma, namaza durdum. Namazı kılarken bir Pakistanlı geldi, delikanlı yanımda oturdu, siyah sakallı. Allah Allah, bu adam niye yanımda oturuyor? Ben namazı bitirdim. Bitirdimden sonra adam nazikane selam verdi, musafaha etti. Dedi, ya ahi dedi, ellezi yusalli emamel Kabe, işli yazdım hali, sual soruyor. Kabe'nin huzurunda bir adam namaz kılarsa ne lazım gelir? Neresini soruyorsun dedim yani ne yiyeceğim? Yani yeteveccehe ila nefsil Kabe ve illa ila ciheti dedi. Dedi bu adam fakir dedi. Kabe'nin önünde görerek namaz kılan aynen Kabe'ye kalacak yoksa namazı fasit olur. Aynen Kabe'ye kalacak. Dedi ana şuftan da şu seccadede ki ma yeteveccehe ila Kabe. Kabe'ye değil. Şimdi hani orada halıları düz sarıyorlar ki o köşede kalmış Beytullah. Şimdi ben halıya göre sermişim, seccadeyi gaflette halıya doğru kılınca Beytullah kalmış sağda. Ben sola doğru kılıyorum, Babı Selam'a doğru. Oğlum baktım ki hakikaten Kabe'ye doğru değil. Allah'ım adamdan memnun oldum, Allah razı olsun. Allah ne gaflar dedi. O da şey etti, Allah razı olsun çıktı gitti. Yani edebe bak, edep böyle olacak. Oldu, ben bir hata ettim, sen geleceksin, beni ikaz edeceksin ki bak bu hatayı yaptın. Sen sünnet kılmayacaktın eğer kendi mezhebine göre. Hemen ikta edecektin. Ben müdafaa ederim, bizim mezhepte kılınır, öyleyse geride kılacaktın eğer. Bunu bilirse onu anlatacaktı. Bağırdı, çağırdı, kıyameti kopardı. Yani insanları da ikrah ettiriyorlar ki daha cemaate de gitme. Bunlar emrin bin maruf. Değil. Ya insanın kalbindeki dini, imani söndürücü şeyler oluyor bu. Mesela dükkanda oturuyoruz.
Adam gelip salah salah diyor. Yani mesela biz namaz kılacağız zaten. Bir de bir bağırıyor. Ne iş mahsekkeyte, ne işen decaliz. Yani güveye ki biz namazı kılmıyoruz da, namazı hoşlamıyoruz da bizi zorla götürüyor. Bu emrün bil maruf mu? İnsan cemaate gidecekken iyice nefret ediyor. Burada emrün bil maruf heyetinde onu söyledim. Dedim, yahu siz dedim zorla askerine namaz kıldırıyorsunuz. Benim indimde bu namaz değil. Askerin zoruyla, hükümetin korkusuyla kılınan namaz, Allah bunu kabul etmez. As-salâ yesîr billâh hâlisen muhlisen. Bilâ tehvîfi minel hukûme ve bilâ teşdîdi minel asker. Ama sen beni zorluyorsun, o namaz namaz değil dedim ben. Ben kendi istekimle kılacağım dedim. Askerin zoruyla beni götürüp namaz kıldırıyorsun. Sonra sükut ettiler. Sonra dedim, emrün bil maruf sizin işiniz. Siz insanı daha uzaklaştırıyorsunuz. Emrün bil maruf tatlı lisanda olduğu, o adamın bilmediğini onu öğretirsen. Bundan sonra onların bir sekreterleri vardı. Bir iki ay sonra geldi benim dükkana, bazen koku muku alır. Vallahi dedi, senin o sözün bize tesir etti. İnsanın muhabbeti olacak, Allah'a sevdiğinden dolayı namaz kılacak. Hani Hazreti Ömer'in bir meselesi oldu. Bir bedevi geldi, namaz kıldı. Namazı el ele cele kıldı. Hazreti Ömer bağır dedi, kalk doğru kıl. Tadil erkenle kıl. Kalktı, tadil erkenle kıldı. Ondan sonra dedi ki, ya Emir-el Müminin, evvelki kıldığım namaz bundan iyiydi. Niye dedi? Dedi, evvela ben Allah için kıldım. İkincisi senden korktuğumdan kıldım. Evvelki kıldığım daha makbul oldu. Tadil erkeni öğretmek, bu da yerine göre. Ha. Tekdir de var. Ne vakıtta? Bir adama nesihat edersin. Edersin, dinlemez. Artık o sıra şeye gelir. Tekdire gelir. Tekdirine de uslanmadı. O halde kötek gelir. Kötekine de uslanmadı. Hapis gelir. Evet, öyle tertipli. Neyse, şimdi biz buradayız. Burada bir adam girdi. Şimdi burada iki kavul var. Bir kısmı diyor ki içeri girer girmez hemen namaza başlayacak. İmamın namazına girecek. Bir kısmı da diyor ki hayır. Evvela sünneti kılacak, sonra gelip imamlık da edecek. Her iki tarafın delillerini de getiriyor. Haddesene İbrahim ibn-i Merzuk. Haddesene Ebu Asim. En Zekeriye ibn-i Sad. En Amr ibn-i Dinar. En Süleyman ibn-i Yesar. En Ebi Hureyre radıyallahu anhu. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ uqîmetis salâ. Namaz ikame edildi mi? فَلَا صَلَاتَ namaz olmadı اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ اِلَّا farz olan namaz oldu. Yani farz olan namaza ikamet olundu. Bitti, daha başka namaz kılınmaz. İşte diğer mezhep sahipleri bunu almışlar. قَدْ قَامَتِ السَّلَا diye başladı. Allah'a şükür, namaz kılınmaz. Hatta onlar da diyor ki, bir namaza başlamışsa onu da boşlayacak. Mesela bir rekat kılmış, terk edecek, hemen selam verip ona ikna edecek. Bu da ayrı bir mesele ya. Şimdi namaza başlanması yok. Fakat namazdayken namazı boşlayacak mı, boşlamayacak mı? Bu da ikinci bir mesele. O da başka mesele. Haddesena Muhammed ibn Nu'man. Kale haddesena Ebu Mus'ab. Kale haddesena Abdülaziz. Kale Ahmedul İsbahaniyyü. Es-Savab İbrahim ibn İsmail. An İsmail ibn İbrahim ibn Mecmu'al Ensari. An Amr ibn Dinar. Şimdi Rabi bu diyor ki, bu hadisi kim rivayet etti? Muhammed İbn-i Nu'man, Ebu Mus'ab'den, o da Abdülaziz'den rivayet etti diyor. Ahmed-i İsbani diyor ki, hayır böyle değil. Hadis kimden gelmiştir? İbrahim İbn-i İsmail'den. O da İsmail İbn-i İbrahim'den. Evet. O da Amr İbn-i Dinar'dan. O da kimden? En Ata İbn-i Yasar. En Ebi Hüreyre radıyallahu anh. En Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Mislehu bu hadis-i şerifin aynı mislini rivayet edildi. Kale Ebu Cafer fezehebe kavmun ila hazel hadis. İmam-ı Tehavi diyor ki, işte bir takım cemaat bu hadisi aldılar ve buna sahip oldular. Fekerihu mekruh gördüler. Lirreculi bir adama en yerkeha namaz kılmasını, rak'ateyil fecri sabah namazının iki rekat sünnetini kılmasını, fil mescidi mescidde. Mescidde kılmasını mekruh gördüler. Vel imam-ı halbuki imam fi salatil fecris sabah namazında. İmam sabah namazını başlamış kıldırıyor. Bir adam mescide girdi, mescitte namaz kılması mekruhtur. Ama evinde kılar gelirse o başka. Mescide geldikten sonra mescitte daha namaz kılamaz. Hemen imamı ikra edecek. Ve halefehum fi zalike aharun.
Fakat bu cemaate başkaları muhalefet ettiler. Fakalu buyurdular ki la ba'se, beis olmadı. Ben yerka'ahuma, bu iki reketi kıla. Gayr-ı muhalifin, karışmayıcı oldu, karışmamış olduğu halde bir sukut saflara. Safların arasına girmeden bir köşede, bir tarafta kılmasında beis yoktu. Fakat safların arasına girdi mi, o da havalı kılması caiz değil, ben kıldığım dedi. O caiz değil mi çok. Mâ lem yehaf, korkmadıkça fevter rek'ateyni me'al imam. İmam ile beraber iki rek'ati fevt etmediğim dedi. Yani ben cemaate kavuşurum. Şimdi bu hadiste yani birinci rek'ate de kavuşurum. İmam okuyacak, ben sünneti kılarım, birinci rek'ate de kavuşurum, ikinci rek'ate de kavuşurum. Bundan o anlaşıldı. Halbuki Hanefilerde selamdan evvel tehiyyatta olsa bile imama kavuşacağını bilirse o sünnetleri kılar. Fakat tehiyyatta kavuşursa iki rekete kavuşmuş olur mu, olmaz mı? Olmaz, iki reket gitti. Fakat mesele cemaattedir. O tehiyyatta imama kavuşursa o iki reketi cemaatle kılmış gibi olur. Mesele orada. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ. Bu ikinci tarikin hüccetindedir. عَلَى اَهْلِ الْمُخَالَةِ الْعُولَى. Birinci kavli sahip olanların aleyhine. Evet, bunların delillerindendir ki اَنَّ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ. Hadis şu hadisi şerif, اَلَّذ۪ي öyle hadis-i şerif ki اِحْتَجُّهُ. Onlar hüccet getirdiler bir anında. اَصْلُهُ وَحَدِسِنْ اَصْلِ عَنَ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet edildi. Öyle değil miydi? Bu hadisi kim rivayet eyledi? Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Ebu Hüreyre kimden? Yok. Ebu Hüreyre'den rivayet edildi. La anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmedi. Ebu Hüreyre'nin sözü o. Halbuki burada bunlar ne dediler? An Resulillah dediler. An Resulillah yoktur diyor. Ebu Hüreyre'den rivayet ettiler. Ebu Hüreyre böyle dedi. Fakat bunlar an Resulillah demeleri galat. هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّازِ. Hüffaz-ı hadis böylece rivayet eylediler. اَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارِ. Amr ibn-i Dinar'dan. Amr ibn-i Dinar kimden? Süleyman ibn-i Yasar'dan rivayet eylediler. O da Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre Resulullah Efendimiz'in hadisidir demedi. Ben Resulullah'tan rivayet ediyorum demedi. Binaenaleyh bu hadis olmadı. Tavli sahabe oldu. Peki bir delilin birisi bu. O diyecek ki peki ben kavli sahabeyi delil getirdim. Sen neyi delil getireceksin? Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Umar ad-Darir kâle akberena Hammad ibn-i Seleme ve Hammad ibn-i Zeydi en Amr ibn-i Dinar en Ata ibn-i Yasar en Ebu Hüreyre'te radıyallahu anh'u misali. Diyor asıl senet budur. Süleyman ibn-i Yasar Ebu Hüreyre radıyallahu anh'u tercivat eyledi. وَلَمْ يَرْفَعُ Hazreti Ebu Hüreyre onu Resulullah Efendimiz'e raf etmedi. Ben Resulullah'tan işittim demedi. فَسَارِ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin aslı oldu. اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَاَنْ Hazreti Ebu Hüreyre'den oldu. لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den olmadı. Hazreti Ebu Hüreyre'nin görüşü o. O görüşüymüş. Resulullah Efendimiz'in emri değil. Peki dediğim gibi onlar dediler ki biz Ebu Hureyre'nin görüşünü teyit ediyoruz. Biz de diyoruz ki ona muhalif olan diğer sahabeler var. Sen Ebu Hureyre'nin görüşünü alıyorsun, biz de ötekinin görüşünü alıyoruz. وَكَدْ خَالَفَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ebu Hureyre'ye muhalif oldu. فِي ذَلِكْ Bu mesele hakkında cemaatun min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Resulullah'tan bir cemaat muhalif oldu. Bir tek adam değil, birçok adam. Senez kuru, biz zikrederiz. Ma olmuş gavulleri ki ruviye anhum, onlardan rivayet edildi. Min zalik bu mesele hakkında. Sabah namazının sünneti hakkında. Nerede zikrederiz? Fi ahiri hadil bab, bu babın sonunda inşallah. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Salih, kâle haddesena Leyfi. عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت أبو هريرة
bu senetle rivayet ediliyor. O da Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةِ Namaz ikame olun değil mi? فَلَا صَلَاةَ Namaz olmadı. İllelleti illa bir namaz oldu ki اُقِيمَتْ اِقَامُ olundu daha o namaz için. Hangi namaz için kâmet getirildiyse ondan başka namaz kılınmaz. Bu Hazreti Ebu Hüreyre'nin kavli değil. Resulullah Efendimiz'in kavli. Peki bu ötekilerin delili olur. Bizim delilimiz olmaz ki. Bunu bize delil olarak getirdi. Nasıl bize delil olur bu? Şimdi düşün bak ne türlü istinbat ediyor. Diyor ki fakat yecûzü caiz olur ki en yekûne erâde. Resulullah Efendimiz murad etmiş olan ve hâzen nehi bu nehiyle neyi? En yusallâ kılınmaktan yahut en yusalliye bir adamın kılmasından gayrıha gayrisini fî mevtiniha o vakıtta, o mevtinde, o namaz ne için ikame edilmiş? Mesela sabah namazında sabah namazı için ikame edilmiş. Öyleyse sen o mevtinde başka namazı kılamazsın. Evde kılamazsın, kimde kılamazsın. O kamet ne için getirildi? Sabah namazı, sabah namazından başkası kılınmaz. O mevtinde. Ellezî öyle namaz ki, öyle mevtin ki, yusallâ o namaz kılınır fîhî onda. Yani o vakit ne vaktidir? Sabah namazı. Başka vakit kılamazsın. Önde de kâmet getirildi. İkindiyi kılamazsın. Öndeyi kılacaksın. İkindide kâmet getirildi. İkindiyi kılacaksın. Onun yerinde akşamı yahut öğleyi kılamazsın. Caiz ki bunu murad etti Peygamber Efendimiz. Feyekûnü yahut olur. Musallîhâ onu kılan. Katvasalâhâ vesletmiş olur. Bir tatavvûin bir tatavvûre. O da farz kılmaz da. Nas farza kalktı. O adam da hemen orada nafile kılıverdi. O nafileyi farza bitiştiriverdi. Ve Resulullah Efendimiz bundan nehyetti. İlla sünnet ile farzın arasını ayırın. Sabah namazında kâmet getiriliyor. Sen de orada sünneti kılıyordun. Hemen eğilin. Orada sünneti kıldın. Hemen kalktın. Allahu Ekber dedin. İmamı uydur. Hiç arayı fasl etmedi. Resulullah Efendimiz bundan nehyetti diyor. O ikamet ne için? O sabah namazı için, yahut evde için, evlede de böyle, ikindide de böyle, yasada da böyle, farz-ı ikamet edildiği vakitte hemen sünneti olduğun yerde arayı fasletmeden sünnet. Feyekûnün nehyü, Resulullah Efendimiz'in nehyü oldu min eczâlik. Bu eczinde, yani sünneti farza vasletmeyin. La min ecli en yusalliye fi ahirin mescid. Yoksa mescidin ahirinde sünneti kıla. ثُمَّ يَتَنَحَا sonra uzaklaşa. اَلَّذِي شُرْ bir kimse ki يُسَلِّيهَا onu kılar. مِنْ ذَٰلِكَ الْمِكَانِ o mekandan. O sünneti kılmış olduğu mekandan uzaklaşır. فَيُخَالِتُ السُّفُورِ gelir saflara karışır. وَيَتُولُشُ الْفَرِزَةِ farza dahil olur. Resulullah Efendimiz bundan nehyetmedi ki. Hangisinden nehyetti? Safların içine karışmış. Sünneti kılmış, hemen o sünnetin peşine değiş yerini değiştirmeden farza ikta etmiş. Bundan nehyetti. Yoksa farz ikame edilmiş, adam geldi ki farzı kılıyorlar. Saflara karışmadan bir kenarda sünneti kıldı. Ondan sonra oradan uzaklaştı, geldi safların içine kıldı, girdi imama ikta etti. Bundan nehyetmedi diyor. Fakat bu davayı acaba ispat edebilecek mi? Başka bir rivayetle ispatı lazım. Caiz ki Resulullah Efendimiz böyle murad etti diyor. Caiz ki murad etmedi. Ve kâne oldu min mehtecce bihi ehlül mekâletil ula. Birinci mezhep sahiplerinin ihticac etmiş olduğu delillerden oldu. Ve kavlihim kendi sözlerine eyda yukarıdaki Ebu Hüreyre'nin hadisiyle hüccet getirdikleri gibi onların lehine ve bizim aleyhimize olarak evet olur. Ney? Ma haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Yunus ibn-i Muhammed. Kale haddesena Hammadin. An Sa'd ibn-i İbrahim. An Hafs ibn Asim. An Malik ibn-i Buhaynete. Ennehu kal. Malik ibn-i Buhayne buyurdu ki yuqimet salatul fecri. Sabah namazı ikame edildi. Fe etâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Enver Efendimiz geldi alâ racülün bir adama ki yusallî rak'ateyil fecri. Sabah namazının sünnetini kılıyor. Demek Hazreti Bilal akameti getirmiş, Resulullah Efendimiz Hücre-i Saadet'ten çıkmış, mihraba geliyor, namaz kıldıracak. Baktı ki bir adam safların içerisinde sabah namazının sünnetini kılıyor.
فَقَامَ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine kaim oldu. وَلَا تَبِهِ النَّاسِ Nas da onun başına toplandı. فَقَالَ Resulullah Efendimiz ona dedi ki اَتُصَلِّيهَا اَرْبَعًا Sen dört mü geliyorsun sabah namazını? Evet. ثَلَاسَ مَرَّاتِ Üç defa bunu dedi. اَتُصَلِّيهَا اَرْبَعًا اَتُصَلِّيهَا اَرْبَعًا اَتُصَلِّيهَا اَرْبَعًا Yani sen sabah namazını dört mü geliyorsun diye adama tekdir etti. Ve o Resulullah Efendimiz'in tekdiri üzerine ashabta toplandılar ki acaba kime tekdir ediyor ve ne için? Öyleyse diyor bir adam, bunlar şimdi bunu delil getirdiler ki sabah namazı başlandı mı, imam farzda başladı mı, başkasının namazı sünnet kılması caiz değildir. Bunu delil getirdiler. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد فذكر مثله بإسناده أين بحديث الشريف باشك إسناد الذكر الذي غير أنه لم يقل شو قدر var ki bu ikinci rivayette gelmedi ve la tebihi nas la tebihi nas gelmedi yani nas etrafına toplandı kelimesi yok bu ikinci rivayette ha olsun ha olmasın ister nas toplansın ister toplanmasın Resulullah Efendimiz o adamı tekdir etti mi, etmedi mi? Etti. Bir, ikinci bir hadis daha de delil getiriyorlar. حَدَّسَنَا بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّةٍ Bu üçüncü senette de diyor ki, Resulullah Efendimiz اَتُصَلِّيهَا اَرْبَعًا dedi. Fakat birinci rivayette diyor ki, bunu üç defa tekrarladı. Bunda üç defa tekrarladığını zikretmiyor. Yani Resulullah Efendimiz o adama dedi. Onda da bir beis yok. Ha bir defa desin, ha üç defa desin. Ha nas etrafına toplansın, ha toplanmasın. Resulullah Efendimiz onu nehyetti ya onda. Kılma yani dedi. فَلِ اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُخْرَى Öyleyse ikinci mezhep sahipleri için orucudur. عَلَى اَهْلِ هَذِي الْمَقَالَ Bu birinci mekalenin, birinci mezhebin ehli üzerine ki ennehu şem kat yetiyordu caiz olur ki en yekun ola Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innema kere ezalik o adamın iki reket sünnet kılmasını kerih görmüş ola ve ennehu o adam sallar rekateyni o iki reketi kıldı sümme vasalehuma sur o iki reketi bitiştirdi bi salati subhi sabah namazını iki reket sünneti kıldı hemen olduğu yerde hemen kalktı farza uydu oldu dört rekat. Vasletti. Min gayri en yekune tekaddeme. Tekaddüm etmeksizin, bir parça ileri gitmeksizin. Ev tekelleme, konuşmaksızın. Hiç ne ali yerinden tependi ne konuştu hemen. Yerinden kalktı Allah'a ekber dedi. İşte bu Resulullah Efendimiz bunun için nehyetti. Ama Resulullah Efendimiz evden çıktı gidiyordu. Daha namazı verdi ki nasıl namazı? Zaten evle mihrabın arası ne kadar ki? Görmedin mi sen? Bizim imamlar gibi değil. Nereden indi ki? Zaten nerede görüyor Resulullah Efendimiz'in? İşte orada önce oldu. Bu arada o adam demek ki o safın arasında. Safın arasından hemen kalkıp hemen ikna edecek. Ne tekellüm edecek ne tekellüm edecek. Onun için Resulullah Efendimiz de gitti. Bu adam öyle bir yerde ki tekellüm edecek yeri yok. Konuşması da yok. Onun için de nehyetti. Ama bu adam geride kalacak, tekellüm edecek. Yahut da o arada başka bir kelimeler konuşacak, arayı fasledecek. Ondan nehyetmedi, o caiz. Aşağıda geliyor. Evet, yani onlara cevap veriyor ki, caiz ki böyle olur. Şimdi وَلَا تَبِّهِ النَّاسَ bak. Orada diyor ki, اَيْ اِشْتَمَعُوا حَوْلَهُ وَالْفَعْلُ مِنْ بَابِ نَصَرَ لَا تَيَلُوا سُدًا قَوْلُهُ اَنْ تُسَلِّيهَا اَيْ صُبْحُ اَرْبَعًا Yani sen tusalliha, bunu dört mü kılıyorsun? Tusallihanın zemiri nereye raci? Sabah namazına. نَانَهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْعَيْنِ اِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ اِذَا اُقِيمَ لَهَا لَمْ يُصَلَّ ف۪ي زَمَانِهَا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَةِ İmam Eyni diyor ki, bir hangi bir namaza kâmet getirilirse, vacip olan bir namaza, farz olan bir namaza, başka farz namazı orada kılınmaz. Mesela önle namazına kâmet getirildi, önle kılınır. Önle namazına kâmet getirildi, ikindi kılınacak, olmaz. Başka bir namaz olmaz. Dedi ki bu. Öyle tevil etti İmam-ı Eyni. فَاِنَّهُ اِذَا صَلَّى رَكَعْتَيْنِ مَثَلَى İki rekat kılsa. بَعْدَ الْاِقَامَةٍ İkametten sonra. نَافِلَةً لَهَا Nafile olarak.
ثُمَّ سَلَّى مَعْهُمُ الْفَرِيدَةِ Ondan sonra da farzı onlarla beraber kılsa سَارَ فِي مَعْنَى مَنْ Şu adamın manasında hükmünde olur ki سَلَّى سُبْحَرْبَى Sabah namazını dört kıldı. لَاَنَّهُ سَلَّى بَعْدَ الْاِقَامَةِ اَرْبَى İkamet getirildi. İkamet getirildikten sonra bu adam hemen kalktı iki rekat kıldı. Halbuki senin de hakkın ve hakkı yok. İkamet getirildi. İki rekat kendi başına kıldı. İki rekat da imamla kıldı. Oldu dört rekat. Onun için nehi bunun için oldu diyor. İmam Nehi böyle demiş. Ve kâlel imamul fâdilul umam el behrül helâcil üstâzi ve melâzel şeyhul muhaddis ahmet eliyyiz seharen fûri rahimahullah semiyetü üstâzi mevdâna Muhammed İshak rahimahullah yekûl varede fî rivayetil beyhakî izâ uqîmetis salâtu felâ salâta illel mektûbe illâ rak'ateyn fecr. Şimdi bu haşiyeyi yapan adam diyor ki ben hocamdan işittim, o da kendi hocasından işitmiş ki Beyhaki'nin öyle rivayeti var. Sabah namazına izâ ukîmetis salat namaza kâmet getirildi mi? Hiçbir namaz kılınmaz, felâ salate namaz olmadı illâ mektûbe illâ o farz. Hangi farz için kâmet getirildiyse o farz kılınır, o arada başka namaz kılınmaz. İllâ rek'ateyl fecri, illâ sabah namazının iki rek'eti bundan müstesnadır. Yani şu halde önde de kâmet getirildi, sen ecele ben sünneti kılayım da imam-ı kütledeyim, yürü onu. Hemen imam-ı kütledeceksin. İkindi de yeni öğle, akşam yeni öğle, yatsız yeni öğle, sabah namazı müstesna. Sabah namazı ikamet getirilse bile sabah namazının iki rekat sünneti saflardan uzak bir yerde kılınacak. İlla rak'ateyn fecr. İmam Beyhaki bu hadis-i şerifi rivayet eylemiş. Şimdi bu hadis-i şerif sahih mi, daif mi, kabul edilir mi, edilmez mi? İmam-ı Beyhaki madem rivayet eyledi, halbuki kendisi Şafii'dir, emeli bunun zıddına. Bu hadisi rivayet ettiyse kendisi niye emel etmedi? Diyor ki, يَقُولُ الْعَبْدُ الدَّعِيفِ وَسَيْ أَحْمَدْ diyor ki, ben derim ki, تِلْمِيذُهُ النَّحِيفِ وَسَيْ أَحْمَدْ وَمَنْ اِدَّعَى فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ دَعْفَ الْبُنْيَانِ Bir adam dese ki Beyhaki'nin bu rivayetinde, senedinde zafiyet var. Bünyat demek, bünyan nesi? Senedi. Senedi zayıftır derse, fe'alihil beyan. Beyan etsin, neresi zayıftır? Hadisin neresine, yani senedinin neresine, hangi rical-i hadisten hangisine itiraz ediyor? Hatta netekelleme aleyhi bil ayat. Biz de o itiraz ettik ki adamın ehvaline bakalım. Hakikaten hadisi mekbul bir adam mı, merhut bir adam mı? Ve nuqime ala elmel burhan, hem de elmel burhanı ikame edelim. Velev sellemnel vehne, teslim etsek ki bu senedin rivayeti, senedi zayıf. Fîmâ revâhul beyhakî. Beyhakî'nin bu rivayetinin senedinde zafiyet var. Bunu teslim etmiyoruz ya. Etsek bile feyencû, o zafiyet necat bulur. Ve yukavva, tekviye edilir. Bima sâkehû, bir rivayetlerle ki onları sevk etti. Ebu Cafer İmam-ı Tahavi minel âfâris sahihâ. Sahih olan eserlerle rivayet etti de onu tekviye eder. Yani İmam Beyhaki'nin bu rivayeti tek başına değil. Sen onun senedine itiraz etsen, senet zayıf değil ya, yani zayıf olursa İmam-ı Tahavi'nin burada getirmiş olduğu eserler onu tekviye eder. Binaenaleyh sabah namazının iki rekat sünneti müstesna. Şimdi İmam-ı Tahavi artık içeriye giriyor, o iki rekatın müstesna olduğunu ispat ediyor. اِنْكَالَ لِذَارِكَ Eğer Resulullah Efendimiz'in nehyetti ki bunun için ise, yani ikamet getirildikten sonra başka namaz kılmayın, illa o farzı kılın. Yalnız sabah namazının iki rekat sünnetin üstesine. اِنْكَالَ لِذَارِكَ قَالَ لَهُ مَا قَالَ Resulullah Efendimiz eğer bunun için buyurduğunu buyurduysa, اِنَّ هَذَا bu hadisun bir hadistir ki يَجْتَمِعُ الْفَرِيقَانِ iki ferik ihtima eder aleyhi bunun üzerine cemiyan hepsi. Yani onlar da, biz de hepimiz diyoruz ki kâmet getirildi mi bir farza başka namaz kılınmaz. Bir de o farz kılınır. Onlar öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Yalnız biz ne diyoruz? Diyoruz ki sabah namazının sünneti müstesna ama safların içinde olmayan. Ta mescidin ya dışarısında ola, ya gerisinde ola. Ondan sonra gene şey ikdaydı ama safların arasında bulunmuş. Daha sünnet kılmıyor. Kazara sen orada bulunduğun, kâmet de getirildi.
hemen farz ikra edeceksin. Niye? Safların arasındasın sen. Sonrasında iade edebilir mi? Yok. Sünnetin iadesi bizde yok. فَاَرَدْنَا اَنَّا زُرْ Şimdi biz murad ettik ki bakalım. هَلْ رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ شَيْءٌ Burada bir şey rivayet edildi mi ki يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ Bizim dediğimize delalet eder bir eserde bir şey var mı? Araştırdık. فَيْزَنْ اِبْرَٰهِيمُ بْنُ مَرْزُوكَ قَدْ حَدَّسَنَا Baktı ki İbrahim bin Merzuk rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَعِيلِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ يُرِيدُ وَلِيُّهُ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ إِيْفَائِهِ وَأَدَمُ دَ أَيَقْلَيْهِ يُصَلِّي سَمَّتَ وَرَدَ نَمَازَ فِي الْيَوْمِ Deyne yedeyi nidai subhi sabah namazının ezani önü sıra. Fakari sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tec'alu hadihi salate siz bu namazı kılmayın yani sabah namazını kesalatin kadde zuhri ve ba'daha cümleden evvel olan namaz sünnetler gibi evleden sonra olan sünnetler gibi kılmayın. Yani demek ki onlarda sünnet var, sabah namazında da sünnet var ama aralarında fark var, onlar gibi kılmayın, yapmayın. Nasıl yapın? وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلًا Aralarında fasıl yapın. Yani sabah namazının sünnetiyle farzın arasında illa fasıl yapın. Ayrım bildirimler. Ama öyle de olmuş, ama sünneti kıldın, ondan sonra kamet getirildiler, farza hemen olduğun yerden ikna edebilirsin. Yahut evle namazının farzını kıldın, yerini değiştirmeden sünneti orada kılabilirsin. Fakat sabah namazının sünnetini öyle yapmayın. İlla farz ile sünnetin arasını fasıldır. Bunu bulduk. Bir, فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis beyan etti ki اَنَّ الَّذِي كَرِهَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِبْنِ بُحَيْنَ İbn-i Buhayne'ye Resulullah Efendimiz'in kerih gördüğü huve, o kerih gördüğü ne oldu? Vasluhu, İbn-i Buhayne'nin vasletmesi oldu. İyyâhâ sabah namazının sünneti bir farizatı farza fî mekânin vâhidin bil mekânda. Aynen olduğu yerde sünneti kıldı, sonra farzı kıldı. Onun için Resulullah Efendimiz bundan nehyetti. Mekanın bir olmasından nehyetti. Evet. Onu vasletti. Lem yafsıl beynehuma. Sünnet ile farzın arasını vasletmedi. Bir şeyin hiçbir şeyle. Ne yürümekle, ne kelam ile. Ve neyse bu nehi olmadı Resulullah Efendimiz'in nehi olmadı. لَنَّهُ كَرِهَ لَهُ اَنْ يُسَلِّيهَا فِي الْمَسْجِدِ Mescitte kılmasını hoşlamadı da onun için nehyeti yok, bunun için değil. Mescitte kıldığından dolayı değil. اِذَا كَانَ فَرَغَ مِنْهَا Ondan farı olursa yani sünnetten tekaddeme, tekaddüm ederse ile sukuk, safar. Bunun için değil. Yani eğer mescitte kılar da ondan sonra tekaddüm ederse o caiz. فَصَلَّ الْفَرِيدَةَ مَعَنَّاسِ Tekaddüm eder, ondan sonra gider, farzı cemaatle kılar. Şu anda İbn-i Buhayne'nin hadisiyle onlar delil getirseler ki, bak Abdullah İbn-i Malik İbn-i Buhayne namaz kılıyordu, Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Siz bunu önlerinin sünneti gibi, kendinin sünneti, evlerinin evvelki sünneti, son sünneti gibi yapmayın. Bundan ne çıkıyor? İşte diyor ki, yani sünnet kılma. Biz de diyoruz ki, yok. Resulullah Efendimiz onu nehyetti, yani aynı mekanda sünneti kıl, sonradan da farzı kıl, sabah namazında bu caiz değil, illa fasıl etmek lazım. Binaenaleyh mescidin bir tarafında kılar, ondan sonra tekadüm eder, gelir saflara, karışır da farzı kılarsa bu caiz. Bundan nehyetmedi Resulullah Efendimiz. Fakat gene bu tam onlara delil kanaat getirmez. وَقَدْ رُوِيَ مِسْلُ ذَٰلِكَ اِذَانْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin gayrisinde buna benzer Resulullah Efendimiz'den yine rivayet var. Haddesene bu Zür'a Abdurrahman ibn Amr'i kâle haddesene Ebu Leşher Havzetü ibn Halifetel Bekravi kâle haddesene ibn Züleyd en Umar ibn Atâ ibn Ebil Havar enne Nafi ibn Zübeyr Nafi ibn Zübeyr erselehu Ömer ibn Atâ'yı gönderdi ile Said ibn Yezid, Said ibn Yezid de yes'eluhu sorar oldu o hulda. Yani gönderdi ki get sor. Mâzâ semi'a min Muaviye. Said ibn Yezid Muaviye'den ne işitti? Get bunu sor, öğren gel dedi.
Fissalati ba'del cüm'e. Cüm'eden sonra olan namazda, cüm'eden sonra sünnetler kılınıyor ya. Evet. Git bunu Muaviye'den sor. O şeyden sor diyor. Sahib İbn-i Yezid'den sor ki Muaviye'den ne işitti, ne rivayet etti. Onu öğren. Sahib İbn-i Yezid'den gel bize öğret dedi. Kimin? Yok canım torun değil. O Yezid başka Yezid. Muaviye'nin oğlu Yezid değil. Fekale Sahib İbn-i Yezid dedi ki Salleytü me'en Muaviye. Ben Muaviye ile kıldım. El cümat et cümleyi. Fil maksureti maksureti. Yani mescidin içinde ayrıca çevrili yerlere maksure değil. Maksure de kıldım. Felemma feragtu. Vaktaki ben farig oldum. Kumtu le etatavva. Kalktım nafile kılayım. Nafile kılmaya kalktım. Cümleden sonra. فَأَخَذَ بِثَوْبِ مَعْوِيَ benim elbisemi tuttu. فَقَالَ dedi ki لَا تَفْعَلْ bunu işleme yani nafile kılma. حَتَّى تُقْدِمَ حَتَّى تَكْفِمَ hangisi bu? Yahut orada sükun koymuş ama حَتَّى تَتَقَدَّمَ olsa en güzel olur. حَتَّى تَكَدِّمْ edesin. اَوْ تُكَلِّمَ yahut da konuşasın. Yani hemen farzı kıldığın yerde kalkıp da namazı kılma. Hatta bir parça tekaddüm et, tanın birisi hasfedilebilir. Tekaddüm olur, iki tane içtima oldu mu birisi hasfedilir. Ha, ne olur? Tekaddüme. Hatta tekaddüme ev tekelleme. O da öyle, tekelleme. Sen bir parça ileri git, yahut da konuş, farzının, sünnetin arasını faslet bir şeyine ondan sonra yap dedi. فَإِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ يَأْمُرُ بِذَالِكَ böyle emrederdi. İşte bu da bize delil oldu. Ha? Sabah namazı da böyle. Resulullah Efendimiz İbn-i Büheyne'yi nehyetmesi sünnetle farzın arasını fasletmediğinden dolayı oldu diyoruz. Onda onlar da öyle diyor. Bu da onlar. Evet işte bu şey, Hazreti Muaviye'den gelen rivayet de onu teyit etti. Demek ki yani o ihtimal daha kuvvetli o hadiste. İşte çok önceden de gitse yine aynı yerde kılamaz mı yani? İşte önceden zaten gitmiş. O vakitte sünneti kılmış, o başka canım. Sünneti kılmış, oturmuş. Yani aynı yerde. Dediğimiz öyle değil. Hemen gitti, kıvamet getirilmiş ama sünnetini bir aynı yerde farza vakitte ediyor. Evet. Bu evvelden gitmiş, sünnetini kılmış. Aradan zaman geçmiş, o başka. Haddesen ibn-i Mezduk kal, haddesen Ebu Asimen ibn-i Cüreycin fezekere bi-isnadi mislehu. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن المغيرة عن صفوان مولى عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه حضرت عمر كلاسي صفوان رواية جورة أبو هريرة رضي الله عنه وذا كمدن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامبر فالمزل قال فيامبر فالمزبو يقولون كي لا تكاثر الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح في مقام واحد. لا تكاثر شوطميز الصلاة المكتوبة فرض ولم نمضي شوطميز بمثلها كلم مثيلة. يعني أين أفرض كلارك دي من التسبيح تسبيحنا يعني نمضى في مقام واحد في المقام ده. يعني في المقام ده فرض كبرناز مي. ورد تكرار قلب أفرض كده فرض كلميز. Ya illa yerin değiştir. Değiştir. Yahut da zaman geçtir. فَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذِهِ الْحَادِسِ Hadis bu hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz nehyetti. اَنْ يُوْسَلَ الْمَكْتُوبَةُ اَنْ يُوْسِلَ يَحْتَ bir adam misal ede, vasıl ede اَلْمَكْتُوبَةَ مَكْتُوبَيْ بِنَافِلَةِ النَّافِلَيْهِ Yahut اَنْ يُوْسَلَ الْمَكْتُوبَةُ بِنَافِلَةِ Farz olan namaz nafileyle vasıl edilir. Bundan nehyetti. Hatta yekune beynehuma fasilun. Hatta aralarında fasil olan. Sünnet ile farzı birbirinden ayıran bir şey olan. O da neden o fasil? Min tekaddümin ila mekanin ahar. Oradan başka bir mekana tekaddüm eder. Ev gayri zalik. Bunun gibi konuşur, bekler. Vehdetçe ehlül mekadesin uğra li kavrih meydan. Birinci mekades sahipleri kendi davalarına hüccet getirdiler. Bima şöyle bir rivayette ki Haddesena Rabi'ul Mâzzin Kale Haddesena Esed Kale Haddesena Hammad ibn-i Seleme Muhammad ibn-i Zeyd Asim-i Lahvel An Abdillah ibn-i Sercid En racülen ca ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fisaratü Subh
Abdullah ibn-i Seyyid diyor ki, bir adam geldi, Resulullah Efendimiz de sabah namazındaydı. Fereke harekateyn. İki rekat sünnet kıldı. Fi hadith-i Hammad ibn-i Selam'ı halfınlar. Şimdi bunu ravi iki kişiden rivayet etti ya, Hammad ibn-i Selam'ın bir de Hammad ibn-i Zeyd. İkisi rivayet etti. Hammad ibn-i Selam'ın rivayetinde bu ibare zayıf, halfınlar. Nas'ın gerisinde kıldı. Fakat Hammad ibn-i Zeyd'in rivayetinde halfen nas ibareti yok. Sümme dehale me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra iki rekat namazı kıldıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namazı kıldı, namaza girdi. Felemma kada nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem salate ve vakti ki Peygamber Efendimiz namazı bitirdi. Kale dedi ki ya filan, ey filan kes, ece'alte salateke, ece'alte sen kıldın mı salateke namazını, elleti şu bir namaz kıldın mı ki salleyte nana bizimle beraber kıldın. Yani sabah namazının farzını sen kıldın. O kıldığın o farzı bizimle kılmış olduğun namazda mı, o namaza mı saydın, onu mu niyet ettin? Evilleti yahut şu bir namazı mı niyet ettin ki salleyte vehdek yalnız. Yani sen iki namaz kıldın. Bir yalnız başına kıldın, bir de bizimle. Sabah namazının farzını hangisini niyet ettin? Evvelkini mi, sonukini mi? Yani bu doğru değil senin yaptığın. Madem biz var, sen ayrıca kılmayacaktın demek istiyor. Şimdi bunda delil getirdiler ki bir adam camiye girer, imam şeyde namazdaysa sünnet kılmayacak, imama kıta edecek. Baksana, bu adam iki rekat sünnet kıldığından dolayı Resulullah Efendimiz onu inkar etti. Yani böyle yapma dedi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Sa'id ibn Amir kâle haddesena Şöbe. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر بإسناده مستوى يعني حماد بن زيد أين بعد الشريف رواية ذلك قالوا وبرنجي مسب صاحب لردذلك ففي هذا الحديث هو حديث شريف أول جذر أنه وجل صحابي صلاهما ويكركت سنة قلبي خلف الناس نصن peşinde. وقد نهاه halbuki nehyetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz anhuma o iki rekatı kılmadan nehyetti. Yani onlar Hanefilere diyorlar ki siz diyorsunuz ki safların arasına girmez de geri de sünneti kılarsa ondan sonra gelir safa karışır da farzı ikta ederse bu caizdir. Diyorsunuz halbuki bizim delilimiz var bu da caiz değildir. İşte Resulullah Efendimiz böyle yapan bir adamı nehyetti. Halbuki o adam namazı geride kıldı. Sonradan geldi Resulullah Efendimiz'le beraber farzı kıldı. Böyleyken Resulullah Efendimiz nehyetti. Yapma dedi. فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Peki bu böyle diyenlerin aleyhine hüccettir. Hüccetin olucudur. لِلْآخَرِينَ İkinci mezhebe kayıt olanlar için. İkinci mezhebe kayıt olanların delili. Kimin aleyhine? Birinci mezhebe kail olanların. Ki delilindendir ki ennehu şan kad yecuzu caiz olur en yekune ola kavluhu şeyin ravinin kavli kâne halfen nâs Hammad ibn-i Selemen'in rivayetinde nasın halfinde kıldı. Rivayeti var ya onunla istidlal ediyorlar ki nasın halfinde peşinde geride kılmış olsa bile gene mekruhtur. Diyor ki fakat bu halfen nas ibaresi geldi ama bunda bir ihtimal var ki ey kâne halfe sufufihim saflarının halfinde camının halfinde değil halfehim dedi. Halfehim demedi mi? Fî rivayetin halfen nas. Nas'ın halfinde. Nas'ın halfi ne durdu olur? Bir var ki saflar ileride bu de geride kırmış. Bir de var ki hayır geldi saflar 5-6 tane mesela 6. saf hangisi ise orada kıldı. Safların en geriki safında kıldı. Bu ihtimal da var. En geriki safta kılsa bile nasıyla beraber kılmış oldu. Halbuki bu caiz değil. اِيْ كَانَ خَلْقَ سُفُوفِهِ Saflarının kalbinde kılmış olur. لَا فَصْلَ Öyle saflarının kalbi ki لَا فَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ Kendisiyle safların arasında fasile yok. Böyle olmak ihtimali var. Onun için Resulullah Efendimiz nehyetti.
فَكَانَ بُغُلِّ شَب۪يهَ الْمُخَالِف۪ي لَهُ Onlara, karışana benzedi. Bizzat gelip safın içine girmedi de safın gerisinde, safların gerisinde durdu, sünnet orada kıldı. Arada hiç fasile yoktu. Onların safına girmedi ama ona benzemiş oldu. فَذَٰلِكَ اِذَا Bu da safların içine giren gibi dahilun dahildir. فِي مَعْنَا مَاُلْ بِ شَيْءٍ مَعْنَاسِنَا ki bani zahir oldu min hadisi İbn-i Buhayne. İbn-i Buhayne'nin hadisinden zahir oldu. İbn-i Buhayne'nin hadisinde yukarıda geçtiği. Bunun gibi o da dahil olmuş oldu. وَهَذَا مَكْرُوهُنْ عِنْدَنَا Bu da bizim indimizde mekruhtur. İster bizzat safların içine girsin, sünnete kılsın, mekruhtur. İsterse sonki safın peşinde dursun, kılsın. Bu da mekruhtur. Ya nasıl olacak ki mekruh olmaya? Ya en son saftan biraz daha uzak olacak. Arada fasile olacak ki mekruh olmaya. وَاِنَّمَا يَتِبُ اَنْ يُسَلِّيَهُمَا وَاِنَّمَا يَتِبُ Ancak vacip olur اَنْ يُسَلِّيَهُمَا O iki rekat sabah namazının sünnetini فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ Mescidin en nihayetinde, en sonunda kılması vacip olur. ثُمَّ يَمْشِي Sonra yürür. مِنْ ذَٰلِكَ الْمَكَانِ O namaz kılmış olduğu mekandan yürür. اِلَى اَوَّلِ الْمَسْجِدِ Mescidin ön tarafına yürür. فَأَمَّا اَنْ يُسَلِّيَهُمَا Ama o iki rekati bir adamın kılması. مُخَالِتًا karışık olarak لِمَنْ يُسَلِّ الْفَرِيضَةَ Farzları kılanlara karışık olarak kılması فَلَا bu caiz değildir. Hulâse Hanefi mezhebinde amel nasıl olacak? Bir adam bir camiye girdi. Caminin en nihayetinde hemen sünnete kılacak. Ondan sonra yürüyecek, gidip safayı fark edecek. Yoksa geçsin, en sonki safa yaklaştı, daha mesafe kalmadı, orada sünneti kıldı, ondan sonra gitti, safa girdi, bu da caiz değil. وَكَدْ حَدَّسَنَا اَبْنُ مَرْزُوكٍ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَامِرٍ اَنْ اَبِي ذِيبٍ اَنْ شَعْبَةَ قَالَ كَانَ اَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Şuabe, İmam-ı Şuabe diyor ki, Abdullah ibn Abbas يقول buyururdu ki يَا اَيُّهَا النَّاسِ Ey cemaat! أَلَا تَتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkmaz mısınız? اَفَصَلُّوا اَفْصِلُوا سَلَاتَكُمْ Namazlarınızı faslediniz. Yani sünnet ile farzın arasını faslediniz. Sünneti kıldığınız yerde kalkıp farzı kılmayınız. Allah'tan korkunuz dedi. قَالَ buyurdu ki وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Abdullah ibn Abbas لَا يُسَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ İki rekat namazı kılmazdı بَعْدَ الْمَارِفِ Akşam namazından sonra iki rekat sünneti kılmazdı اِلَّا فِي بَيْتِهِ İlla onda kılardı. Farzı kıldı. Farzı kıldıktan sonra kalkıp onun peşinde sünneti kılmak Abdullah ibn Abbas'a göre mekruh idi. Niye? Fasile yok. Fasl edecek. Farzı kıldı. Onun için kendisi farzı kılar, gider evinde de sünneti kılar. فَاَرَادَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas murad etti, istedi minhum cemaatten el fasla ayırmayı, minel farizati ve tatavu. Farzının tatavu arasını fasl etmeyi murad etti. وَذَٰلِكْ bu اَلَّذ۪ي öyle bir hükümdür ki, üride murad edildi fi hadis Ebu Hureyre رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Hureyre'nin hadisinde ve İbn-i Buhayne'nin hadisinde ve İbn-i Sercis'in hadisinde Allah'a alem. O Buceyne değil, Buhayne. Yukarıda geçti ya. İşte onların hadisinde geçen de budur. Yani onların hadisinde nasıl geçmişti? Namaz kılmak mekruhtu değil miydi? Yani ne için? Yani saflara karışacak mı? Adeli bab, bu babda rivayet ettiğimiz eserlerde. وَلَا نَرَى بَاسًا Fakat beis görmeyiz. لِمَنْ bir kimse için ki لَمْ يَكُنْ رَكَى Kılmamış oldu. رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ Sabah namazının sünnetini evinde kılmamış oldu. حَتَّى جَاءَ الْمَسْجِدَ Hatta mescide geldi. وَقَدْ دَخَلَ الْاِمَامِ Halbuki imam da başlamış ki salat-ı subhü sabah namazına. Evet. Sabah namazının sünnetini kılmamış. Mescide gelmiş, imam da farzı kılıyor. Bu adam için beis yoktur. En yerke'ahuma o sabah namazının iki rekat sünnetini kıla fi muakhkaril mescidin
ve ahirinde, sonunda. Sümme yemşiye, sonra yürüye ila mukaddemihi, mescidin ön tarafına, fe yusalliye me'an nas, nas ile farzı kılığa. Bunda beis görmeyiz, buyurdu. Ela tera, sen görmez misin ki enne zalik, bu mesele levkâne fî zuhrin, evrede olsaydı, ev asrin, yahut da ikindide olsaydı, ev işâin, yahut da yatsuda olsaydı, lem yekun bihi bâsun, onda beis olmazdı. Ve lâ yekun fâilu zâlik, o sünnet-i kılanın işi de işlemesi de olmazdı. Vâsilen, birleştirici, beyne farîdatin ve tatavvû, farize ile tetavvûn, arasını birleştirici olmazdı. Fekezâlike, yine böylece, اِذَا كَانَ ف۪ي صُبْحٍ, sabah namazında da olursa, فَلَا بَأْسَ بِهِ, onda beis yoktur. وَلَا يَكُونُ فَاِلُهُ, bunu işleyen adam da olmaz. Vâsilen, birleştirici olmaz. بَيْنِ فَرِيدَةٍ وَتَطَوُّ, فَارِسِلَ تَتَوُّ, arasını. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفُ مُحَمَّدٍ رَحِمُّ اللّٰهِ. İşte bu üç imamın kavli de budur. Yani evlede, ikindide, yasıda bir adam sünneti kılsa, sünneti kıldıktan sonra gelse imama uysa, arasını vasfetmiş oluyor mu? Vasfetmiş olmuyor. Sabah namazında da bir adam gider geride kadar da gelir imama uyarsa, sünnet ile farzın, nafilenin arasını birleştirmiş olmadığı. وَقَدْ رُوْيَ عَنْ جُلَّةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. Peki şimdiye kadar rivayetler iki tarafında delillerini getirdi. Tercihini yaptı. Fakat biz de ashab-ı kirama bakacağız ki ashab-ı kiram nasıl amel etmiş. Diyor ki, mütekeddiminden, mütekeddimin ulemadan bir cemaatten bizim dediğimiz şekilde yaptıkları rivayet edildi. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib, kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad, kâle haddesena Züheyr ibn-i Muaviye, an Ebi İshak, kâle haddeseni Abdullah ibn-i Ebi Musa, an Ebi. Hîne da'âhum Sa'id ibn-i Nas. Sa'id ibn-i Nas onları çağırdığı vakitte çağırmış da, da'a Ebu Musa. Sa'id ibn-i Nas, Ebu Musa el-Eşeri'yi çağırdı. Ve Hüzeyfete Hazreti Hüzeyfet ibn-i Yaman. Ve Abdullah ibn-i Mesud, bir de Abdullah ibn-i Mesud'i çağırdı radıyallahu anh. قَبْلَنْ يُسَلِّيَ الْغَدَاتِ, sabah namazını kılmazdan evvel bunların üçünü mescide çağırdı. ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ, Sa'id ibn-i As'ın yanından çıktılar. وَقَدْ اُقِيمَتِ الصَّلَاةِ, baktılar ki sabah namazı da ikame olundu. فَجَلَسَ عَبْدُ اللّٰهِ, Abdullah bin Mesud oturdu. اِلَى اُسْتُوَانَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ, Mescid-i Şerif'in direklerinin birisinin dibinde oturdu. فَصَلَّ الرَّكَعْتَيْنِ, iki rekat sünneti kıldı. ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ, ondan sonra gitti, farza iştirak etti. Abdullah bin Mesud, imam namaza başlamış iken sünneti kıldı, sonra gitti, iktida etti. Abdullah bin Mesud da, Abdullah bin Mesud da, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, اَهْتَدُوا بِهَدِيلِ, siz onun gitmiş olduğu yolda gidin. Abdullah bin Mesud. فَهَذَا عَبْدُ اللّٰهِ فَعَلَ هَذَا, Abdullah bin Mesud bunu yaptı. وَمَعَهُ عُزَيْفَةُ وَاَبُوْ مُوسَى, onun yanında Hazreti Hüzeyfe var, Ebu Musa el-Eşeri var. لَا يُنْكِرَانِ ذَٰلِكَ عَلِهِ, anın üzerine bunu inkar etmediler ki senin bu yattığın sünnetin muhalistir demediler. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, bu delalet etti. عَلَى مُوَافَقَتِهِمَا, Hazreti Hüzeyfe ile bu Musa el-Eşeri'nin muvaffakat ettiklerine. اِيَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَسُولَ, yani onlar da ona muvaffak oldular ki inkar etmediler. Yani yaptığını doğru buldular. Bir bu, mütekeddimin sahabeden, bu işi yapanlardan. İkincisi, haddesena Süleyman, قال haddesena Halid ibn Abdurrahman, قال haddesena Süfyan, an Ebi İshak, an Abdillah ibn Ebi Musa, an Abdillah, Ebu Musa el-Aşeri'nin oğlu Abdullah, Abdullah ibn Mesud'den rivayet ediyor ki, ennehu dekhala el-mescide. Abdullah bin Mesud mescide girdi. Vel imamu fussalah, halbuki imam namazdaydı. Fassalla rek'ateyn fecri, sabah namazının iki rekat sünnetini kıldı. Ondan sonra cemaate uydu. Haddesena Ahmed ibn Abdülmümin el-Khurasani, kâle haddesena Ali ibn el-Hasan ibn Şakik, kâle ahberena el-Hüseyin ibn Vâkıd, kâle haddesena Yezid el-Nahvi an Ebi Mijlad, قال دخلت المسجد
Hadimizde diyor ki ben mescide dahil olduğum bir salatil gadati sabah namazında Na'bini Ömer'e ve bin Abbas'in radıyallahu anh'ın Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Abbas'la beraber. Şimdi üçü beraber Mescid-i Şerif'e girmişler. Vel imamı yusalli. İmam da girmişler ki namaz kıldırıyor. Feemme ibn Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Müjde diyor ki ama Abdullah ibn Ömer fedehale fissaf. Gitti, safa girdi. Yani imama kütah etti, sünneti kılmadı. Ve emme ibn Abbas radıyallahu anh'a ama Abdullah ibn Abbas ve sallâ rek'ateyi iki reket namaz kıldı, sünnete fele me'al imam. Sonra gitti, imama iktida etti. Felemmâ sallemel imam, imam vaktaki selam verdi. Ka'ade ibn Ömer mekânehu, Abdullah ibn Ömer o yerinde oturdu. Ayrılmadı. Hatta tel'ati şems, hatta güneş tülû etti. Yani vakti kerahat çıktı. فَقَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْهِ Kalktı, iki reket namaz kıldı. Şimdi burada, yani iki reket namaz kıldı, sabah namazının sünnetini kaza etti. Bu manaya geliyor. Ama bir mana daha var burada, bunu zikretmedi İmam-ı Tahavi. Caiz ki Abdullah ibn Ömer sabah namazının sünnetini evde kılmıştı. Abdullah bin Abbas kılmamıştı. Mescid-i Şerif'e girdikleri gibi Abdullah bin Abbas kılmamış olduğunda sünneti kıldı. Sonra imam-ı kıta etti. Abdullah bin Ömer sünneti kılmış olduğunda gitti imam-ı kıta etti. Sonradan da oturdu. Güneş türü ettikten sonra iki rekat namaz kıldı. O da işrak, salat-ı işrak olur yani. Bu ihtimal da var. Fakat bu ihtimali almamış da hadi sizin dediğiniz gibi olsun. Sabah namazının sünnetini kılmamıştı da gitti ama imam, yani onlara karşı diyor. Kılmamıştı da gitti, imama uydu. Sonradan da kalktı kaza etti. Siz onu delil ittihaz ediyorsunuz. Biz Abdullah bin Mesud'i, Abdullah bin Abbas'ı delil ittihaz etti. Bir de Abdullah bin Mesud'i. İkisi de sabah namazında camiye girdiler. İmam namazdayken ikisi de sünnetleri kıldı. Sonra iktidar ettiler. Abdullah bin Ömer'in fiyalinde de gene bizim için bir ihtimal var. İki ihtimalin birisi. Bizim tarafı şehit eder. Fahad ibn Abbas, işte Abdullah ibn Abbas, sallâ rek'ateyni fil mescid. Mescid iki reket namaz kıldı vel imamu fil salatı subuh. Halbuki imam da sabah namazındaydı. Ve kad revâ şâbetü, şâbe rivayet eyledi. Kim şâbe? Mevlâhu. Abdullah ibn Abbas'ın bir kölesi var, ismi şâbe. Ve rivayet etti an Abdullah ibn Abbas'tan ki ennehu kâne ye'murun nâs. Abdullah ibn Abbas nasıl emrederdi? Bil fasli beynel feraidi vel nevafil. Farzlarla nafileler arasını ayırın diye emrederdi. Ve kad adde nefsehu, kendi nefsini de saydı. İzâ sallâ rek'ateyl fecri, sabah namazının iki reket sünnetini kıldığı vakitte fî bâbil mescidin, mescidin dersi tarafında sünnete haletin nas fissalâ. Sonra nasın salata ne girdiğini nasıl beraber namazı girdiğini de saydı. Fâsilen beynehumâ, ikisinin arasını fâsledici saydı. Fekezârike nekûl, biz de böyle deriz. Abdullah ibn Abbas dermiş ki, nafilelerle farzların arasını ayırın. Kendisi nasıl yaptı? Kendisi de öyle yaptı. Mescidin gerisinde namazını kıldı. Kıldıktan sonra yürüdü. İşte o yürümesi fasıldır. Yürüdü, gitti. Saf neredeyse, safı buldu, safı bitti. İşte fasl etti. Kendisi de kendisini böyle etti. İşte biz de bunu deriz diyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Ömer'e dariru. Kâle haddesena Abdülaziz ibn-i Müslim. Kâle akberena Mutarrif ibn-i Tarif. Hani bi Osman'ın Ensari. Kâle ca Abdullah ibn Abbas. Ebu Osman el-Ensari buyuruyorlar ki Abdullah ibn Abbas geldiler ve imamı fi salatil gadati. İmam da sabah namazındaydı. وَلَمْ يَكُنْ سَلَّ الرَّكْعَتَيْنِ Sabah namazının iki rekat sünnetini de kılmamıştı. فَسَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas kıldı. الرَّكْعَتَيْنِ Sabah namazının iki rekat sünnetini. خَلْفَ الْاِمَامِ İmamın gerisinde. ثُمَّ دَخَلَ مَعْهُمْ Sonra cemaatle beraber namazı girdi. وَقَدْ رُوِيَ عَنِي بِنِ عَمَرَ مِثْلُ ذَٰلِكَ Abdullah ibn Ömer'den de böyle bir rivayet var. Şimdi yukarıki rivayette Abdullah ibn Ömer'den gelen rivayette sünneti terk etti, cemaati kıta etti. Halbuki diğer bir rivayette
sünneti kıldı, sonra İmam-ı Kufa iktida etti. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve Fahdun, kâle haddesena Abdullah ibn Salih, kâle haddeseni Leysu, kâle haddeseni İbn-i Hâd, an Muhammed ibn Kâbin, kâle kharaca Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma min beytihi. Abdullah ibn Ömer evinden çıktı, fe ukîmet salatu subhi, sabah namazı yıkam olundi, fereka'a rekateyni, iki rekat sünneti kıldı, قَبْلَنْ يَتْقِلَ الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ كِلْمَدَّنَ اَذَرُ وَهُوَ فِي الْتَرِكُ O da yolda. Yolda giderken mescide girmeden iki rekat sabah namazının sünnetini kıldı. ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ Sonra mescide girdi. فَصَلَّ الصُّبْحَ مَا النَّاسِ Cemaatle beraber sabah namazını kıldı. Yani yolda gelirken imam namaza başlamıştı. Sünnetine yaptı. Yolda kıldı. Geldi imamı kıldı. فَهَذَا işte bu وَاِنْ كَانَ لَمْ يُسَلِّهِمَا فِي الْمَسْجِدِ Abdullah ibn Ömer bu iki reketi mescitte kılmadı ise de فَقَدْ سَلَّاهُمَا O iki reketi kıldı بَعْدَ عِلْمِهِ bildikten sonra neyi? اِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ Mescitten farz namazının ikamesini bildikten sonra onu bildi ki sabah namazını kılıyorlar onun için mescide girmeden onu bildi ve sabah namazının sünnetini kıldı, sonra gitti, iktida eyledi. Fezalike, işte bu rivayet, خِلَافُ قَوْلِ اَب۪ي هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen kavlu hilafınadır. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayeti ne? اِذَا اُقِيمَةُ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةِ اِلَّا مَكْتُوبَ Hazreti Ebu Hureyre böyle rivayet eyledi. İşte Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer'in rivayetleri Hazreti Ebu Hureyre'nin bu rivayetine muhalif geldi. Fiilleri muhalif geldi. İn kâne mânâhu eğer bu Ebu Hureyre'nin hadisi olduysa bunun mânâsı mâ uldir mânâ olduysa ki sarafahu ileyhi o mânâya sarf etti ehlül mekâletil ula birinci mezhep sahipleri. Birinci mezhep sahiplerinin iddia ettikleri manaya gelirse, böyle alırsıksa, bu vakitte bak üç sahabe, büyük sahabe, bunların üçünün fiali de Ebu Hureyre'nin rivayetine muhalif geldi. Bir de var ki, Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bu hadise biz başka mana veriyoruz. Onların vermiş olduğu manayı vermedik. Ne manasını verdik? Öğle namazında, öğle namazına diyor. Mesela diyor ki, اِذَا اُقِيمَةِ الصَّلَاةِ Namaz ikame edildi mi? فَلَا صَلَاةَ Namaz olmadı, اِلَّا الْمَكْتُوبُ Yani bu farz olan hangi namaz ikamet getirilmişse, ondan başka namaz orada kılınmaz. Bu manayı aldık, bu manaya alırsıksa, sen şeyi, sünneti geride kılıp gelmen ona mali değil ki. Çünkü gene o namazı kılacaksın. Hangi namazı ikame edildi? Sabah namazını, zaten sabah namazını kılıyoruz. Onun yerine bir evde ikindi yahut da başka bir namaz kılmıyoruz ki biz bu manayı aldık. Farz et ki sizin dediğiniz gibi olsun. Farz namazını ikame edildi mi sünnet yok dediniz. Bu rivayet kimden geldi? Ebu Hureyre'den. Niçin üç büyük sahabe bunlara muhalefet etti? Yani demek ki bu hadiste, bu rivayette bir iş var. Öyleyse ashab-ı kiramın yaptıkları Resulullah'ın sünnetini bilmiyordular. Cahildiler. Ebu Hureyre biliyordu bu manaya değil. Haddesena Fahdun. Kale haddesena Ebu Nuaym. Kale haddesena Malik ibn Mehul. Kale semi'atu Nafi'an yekul. İmam-ı Nafi diyor ki ben Eyqastu bin Ömer radıyallahu anh'a Abdullah bin Ömer'i uyandırdım. Salat-ı fecri sabah namazına. Ve kad ukimetis salah namazla ikame olunmuştu. Farzı kılıyordular. فَقَامَ فَصَلَّ الرَّكَعَتَيْنِ قَفْتِ اَوَّلَا اِكِ رَكَتْ نَمَصْرِ Yani sünneti kıldı. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّسَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنْ يَحْيَ بْنَ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنَ اَسْلَمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ جَاءَ زَيْدِ بْنَ اَسْلَمْ rivayet ediyor ki Abdullah ibn Ömer geldi. وَالْاِمَامُ يُصَلِّ الصُّبْحِ İmam da sabah namazını kılıyordu. وَلَمْ يَكُنْ صَلَّ الرَّكْعَتِي Sabah namazının iki rekatini de kılmamıştı. قَبْلَ صَلَاتِ الصُّبْحِ Sabah namazında nedir? Oran iki rekatı kılmamıştı. فَصَلَّاهُمَا Abdullah ibn Ömer o iki rekatı kıldı. فِي حُجْرَةِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا
Ümmül Müminin Hazreti Hasan'ın hücresinde. Çünkü Hazreti Hasan onu ne soruyordu? Kız kardeşi. Sümme innehu salla, ondan sonra Abdullah ibn Ömer kıldı, malimam imam ile beraber kıldı. Fefi hazel hadis, bu hadisi şerifin olucudur. An ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer'den ki, ennehu Abdullah ibn Ömer sallahumma o iki reketi kıldı fil mescidi mescitte. Lianne hücurete Hafsa'ta radıyallahu anha, Hazreti Hafsa'nın hücresi de minel mescidi, o da mescittendir. Fakat vafaka zalik, işte Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen bu hadis muvafık oldu. Ma ol bir hadise ki zekerlahu, biz onu zikrettik. An ibn Abbas radıyallahu anha, Abdullah ibn Abbas'tan rivayet etmiş olduğumuz hadise muvafık oldu. Abdullah ibn Abbas ne yapardı? İki reket sünneti kılar, ondan sonra farzı kılardı. İşte Abdullah ibn Ömer böyle yaptı. Yani Abdullah ibn Ömer'den yukarıda bir geldi ki ikisi beraber girdiler de sünneti kılmadan gitti, farza iktida etti. Abdullah ibn Ömer'den bu rivayet geldi. Fakat bu rivayet ispat ediyor ki, Abdullah ibn Ömer başka yerlerde Abdullah ibn Abbas'ın yaptığı gibi yapmış. Şu halde Abdullah ibn Abbas da girip de sünneti kılmadan farzı iktida etmesi neyi kuvvetleştiriyor? Benim söylediğim gibi bu demek sünneti kılmış, gelmiş onun için hemen farzı iktida etti. Sonradan güneş doğduktan sonra kılmış olduğu namazda salat-ı işşak. O ihtimali daha ziyade kuvvetli teyit etti. Haddesena Ebu Bisr Rıkkiyyü قال حدثنا معاوية أبو معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء أنه كان يدخل المسجد. Şimdi üçüncü bir dördüncü bir sahabi daha getirdi, kim? Ebu Derda. Mescide girerdi ve nasu sufufun fi salatil fecr, nasıl sabah namazında safsaf olmuşlar idi. Fayusalli rek'ateyn, iki rekete kılardı ki nahiyetin mescidi, mescidin bir tarafında. ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَةِ, sonra cemaatle beraber namaza girerdi. İşte dört büyük sahabe oldu. حَدَّسَنَا أَبُو بِسْرِ رَقِيِّ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مُعَوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِ بِنِ مَسْعُودِ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ مَسْعُودِ'den Ebi Ubeyde rivayet eyledik, اَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ, o da böyle yapardı. Zaten bunu evvelden saydık. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Ebu Derda. Dört sahabe oldu. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud'a kâle haddesene Hişam ibn Ebi Abdillah en Cafer en Ebi Osman'ın Nehdi kâle künnâ nâti Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Ebi Osman'ın Nehdi diyor ki biz Hazreti Ömer'e gelirdik. قَدَّ الْمُسَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ, iki rekat sabah namazının sünnetini kılmasından evvel. قَدَّ الصُّبْحِ, sabah namazının, sabah namazından evvel olan iki rekatı kılmasından Hazreti Ömer'e gelirdik. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ, gelirdik ki Hazreti Ömer de namazı kıldırıyor. فَنُسَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ, iki rekatı kılardık. فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ, mescidin nihayetinde. سُنَّ نَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ, sonra cemaatle beraber kılardık fi salatin, onların namazına dahil olurdu. Haddesena Revh ibn-i Ferec, kâle haddesena Yahya ibn-i Abdillah ibn-i Bukeyr, kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd, kâle haddesena Asim ibn-i Ebi Osman, kâle künnâ neci'u ve Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh fi salatı subah. Yine Ebi Osman'ın Nehdi'den rivayet ediyor ki biz gelirdik Hazreti Ömer'i namazda bulurduk. فَنَرْكَوْ الرَّكَعْتِينَ, iki rekat sünneti kılardık. ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ, sonra Hazreti Ömer ile beraber farzıda kılardık. حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ اَنْ حُسَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ, Hüseyin diyor ki ben İmam-ı Şabiye'yi işittim. يَقُولُ buyururdu ki كَانَ مَسْرُوقٌ, İmam-ı Mesruk يَجِئُ كَلَرْدِ اِلَى الْقَوْمِ جَمَعَةَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ, halbuki onlar namazda. وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكَعَتَيْهِ الْفَجْرِ, sabah namazının iki rekatinde kılmamış idi meşhur. فَيُسَلِّ الرَّكَعَتَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ, mescidde iki rekatı kılardı. ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ, sonra cemaatle beraber farzı iktida ederdi. İşte İmam-ı Mesruk tabiinden, tabiinin ulemasından. Fakat bunlar da hepsi o iki rekatı kılarken safların arasına girmeye, esas mühim olan bu. Bir nahiyede bir tarafta kılar. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Haccâcü ibn-i Minhâb kâle haddesena Yezîd ibn-i İbrahîm anil Hasan
أنه كان يقول إذا دخلت المسجد sen mescide girdiğin vakitte böyle mi tusalli rakete ittir, sabah namazının iki raket sünnetini de kılmadın. فَصَلِّهِمَا سَنْ اُنَّرِ كِرْ وَاِنْ كَانَ الْاِمَامُ يُسَلِّ Her ne kadar imam namazda ise de sünnet kul me'al imam, sonra imamla beraber farzada gir. Bunu kim dedi? Hasan-ı Basri radıyallahu anh. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال كان الحسن يقول حسن البصري buyurur ki يصليهما في ناحية المسجد sabah namazına gelen bir adam mescidin bir tarafında o iki rekete kılsın ثم يدخل مع القوم في صلاتهم ondan sonra da cemaatle farzı kılsın. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين وابن عون عن الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. إمام مسروق kendisi de böyle yapardı. فهؤلاء جميعا işte bunların hepsi okul zikrettiğimiz zevati şerifenin hepsi قد أباحوا مباح gördüler ركعتي الفجر sabah namazının iki rekatini mübah gördüler ki en yerkâhuma o iki rekatı kıla fî müakhari mescidi mescidin son kısmında vel imamu halbuki imam fî salatı namaz. İmam namazda iken olsa bile mescidin nihayetinde o iki reketi kılardılar. Fâhâzâ veçhû hâzel bâb işte bu babın veçhî tarîkı budur. Min tarîkil âsâr eserler tarîkiyle nakil itibariyle işte hüküm bu. Her iki tarafın delillerini aldı. Müfassalen beyan etti. Tabi nakil itibariyle Hanefiler kendi mezheplerini teyit ve takviye ettiler. Nakil itibariyle bir de kıyas itibariyle teyit ve takviye edecekler. وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّزَارِ اَمَّا نَزَارْ تَرِيْقِيْلَ olursa az kaldı diklerimiz. فَاِنَّ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا Şul bir kimseler ki sahip oldular ki اِلَا اَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْفَرِيدَ Birinci mezhep sahipleri ki bir adam geldi mescide baktı ki farz başlanmış sünneti terk etsin farza girsin وَيَدَعُ الرَّكَتَيْنُ وَيْكِ رَكَتِي terk etsin diyenler فَاِنَّهُمْ bunlar قَالُوا dediler ki تَشَاغُلُهُ o adamın meşgul olması بِالْفَرِزَةِ farz ile meşgul olması evla daha evladır min teşagulihi bit tatavu nafileyle meşgul olmasından daha evladır ve afdalu daha afdaldır. Şimdi kıyasa geldik. Onlar kıyas ediyorlar. Diyorlar ki bir adam farzı yapması mı evladır? Nafileyi yapması mı evladır? Farz ile meşgul olması evladır. Madem geldi ki imam farzda daha sünneti niye işlesin? Evla olan ama farza başlasın. Onların kıyası bu. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede onların aleyhine hüccettendir ki اَنَّهُمْ onlar قَدْ اَجْمَعُوا icma ettiler ki اَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ O adam kendi menzilinde olsaydı فَعَلِمَ دُخُولَ الْاِمَامِ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ İmamın sabah namazına başladığını da bilseydi اَنَّهُ شَانْ يَنْبَغِي لَهُ ona layık olurdu ki اَنْ يَرْكَ عَرَكَتِهِ الْفَجْرِ sabah namazının iki reketini kıla مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ صَلَاتِ الْاِمَامِ İmamın namazının fevtünden korkmadığı müddetçe. Yani onlar da bu birinci mezhebe zahip olan Hanefi, Şafii, Hanbeli neyse onlar da diyorlar ki bir adam evinde işitti. O imam namaz başladı okuyor şimdi bu hoparlörde zaten gayet güzel sesi veriyor. Ev uzak olsa bile duyuyor. Ama biliyor ki bu okur. Uzun okur. Ben iki rekat namazını kılsam, iki rekat sünneti kılsam gitsem imama kavuşurum. Bu adam iki rekatı kılmalı mı kılmamalı mı? Onlara soruyoruz ne dersiniz? Ne diyorlar? Kılmalı diyorlar. Kılmalı o adam kılsın madem fevtten korkmuyor. Evinde kılsın geçsin. Evinde kılmayla mescidin bir tarafında kılmanın fergi ne? Şimdi onlar da diyorlar ki evinde kılsın sonra geçsin. فَاِنْ خَافَ فَوْتَ صَلَاتِ الْاِمَامِ Yok baktı ki ben sünneti kılsam cemaat kaçacak. O vakit لَمْ يُسَلِّهِمَا قَلْمَزُ اُكِ رَكَتِي لَاَنَّهُ اِنَّمَا اُمِرَ اَنْ يَجَلَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ Namazdan evvel kılacaktı. Baktı ki namazdan evvel kılamayacak. Bu vakitte terk eder gider. Biz de öyle diyoruz.
Biz de diyoruz ki o adam bakar ki namazı fert etmeyecek, kılar sonra idrak eder, farza ulaşır. Yok, farz kaçacak olursa vakitte terk eder. Yalnız onlar diyorlar ki mescitte kılınmaz. Evde kılınır da mescitte kılınmaz. Biz ne diyoruz? Mescitte de kılınır, evde de kılınır. Saflara farzı kılanların içine dahil olmamak şartıyla. Evet. وَلَمْ يُجْمِعُوا Onlar icma ettiler ki اَنَّ تَشَاغُلَهُ بِالسَّعِيِ لَالْفَرِيدَةِ Farza sa'y etmesiyle meşgul olması eftaldır min teşâgulihi bihima o iki reket sünnet ile meşgul olmasında eftaldır. Buna icma etmediler. Nerede? Teşâgulü fî menzilihi. Menzilinde. وَقَدْ اُبْكِدَتَا Halbuki bu iki reket de tehkid edildi. Yani bu iki reket sünnet, sünnet-i Mekke'dedir. Öyle tekit edildi ki مَا لَمْ يُؤَكَّدْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّ Nafilelerden hiçbirisi bu şekilde tekit edilmedi. Evet, bunlar da biliyorlar. Fakat menzilindeyken duydu imamı farza başlamasını. Şimdi farza sa'y etmek mi evla, yoksa iki rekat sünnetiyle meşgul olmak mı evla? Eğer kıyasa bakarsansa farza sa'y etmek evla. Halbuki onlar da dediler ki hayır, evde iki rekat sünneti kılsın. Ondan sonra kesin. Halbuki burada da sa'y var da. Niçin sa'yı tefrik ettiler bunda? Yani onların kıyasının doğru olmadığını ispat ediyor ki bak siz de diyorsunuz ki iki reket sünneti evinde kılsın, o sa'yı de terk etsin, ondan sonra kesin ikta etsin. Evet. وَرُوْيَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Rivayet olundu ki Peygamber Efendimiz لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ Hiçbir şey üzerine olmadı. مِنَ التَّطَوْعُ نَافِرَلَرْدَ اَدْوَمَ Daha ziyade devam edici olmadı. مِنْهُ اُتَتَوْعُدَنْ عَلَيْهِمَا Bu iki reket üzerine devam ettiğini nafirelerden hiçbir şey üzerine devam etmedi. Sabah namazının o sünnetinde çok devam etti. وَاَنَّهُ قَالَ Buyurdu ki لَا تَتْرُكُوهُمَا Bu iki reketi terk etmeyin. Sabah namazından evvel olan bu iki reketi terk etmeyin. وَاِنْ تَرَتَتْكُمْ Sizi tarp etse, kovalasa bile الْخَيْلُ Atlar. Attılar. Seni koşturuyorlar. Atlıyla seni tutacaklar. Sen de kaçıyorsun. Gene o iki reketi terk etme. Kaçarken bile kıl. فَلَمَّا كَانَتَا Vaktaki bu iki reket oldu. فَدْ اُفْكِدَتَا Tehkid olunmuş oldu. Bir tehkid, tehkid edilmekle. وَرُغْغِبَ فِيهِمَا İki reket hakkında terhib olundu. Hazret terhib, bu terhib, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu terhibi varid oldu. وَنُهِيَ نَهْيُرُنْدِي اَنْ تَرْكِهِمَا İki reketi terkilen هَذَا النَّهِبُ نَهِيْ وَكَانَتَا تُرْكِعَانِ Bu iki reket kılınırdı. اُلُكِلْ مَنَازِلِ Menzillerde, قَبْلِ الْفَارِضَةِ Farzlardan evvel. كَانَتَا Öyleyse bu iki reket oldular. اِذَا menzillerde kılındığı gibi şimdi sarı kıyasla en Türkiye'ye kılınırlar, film mesajı mescitlerde de kılınırlar. Tabi farizeti farzlardan evvel mescitlerde de kılınsın. Kıyasen ve nazaran ala ma zekerine minzalik. İşte bizim zikrettiğimiz kaidelere kıyasen ve nazaran mescitlerin son kısımlarında da kılınsınlar. Ve huve kavle bi hanifete ve bi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi ta'ala.